Selamün aleyküm hocam. Benim annem babam çok önce vefat ettiler. Onlar için ne dualar okuyabilirim? Neler faydalı olur onlara? Beni bilgilendirirseniz çok memnun olurum. Evet, Bolu Akşemse Din Türbesi'nden bizlere hanımefendi soru sordu. Babamı annemi kaybettim diyor. Onlar için neler okusam faydalı olur veya işte ulaşır onlara. Öncelikle onlarla ilgili yapacağınız her şey onlara malumdur, haberdar olur, bilgilenirler. Size dua ederler. Yaptığınız şeylerden dolayı size dua ederler. Onlar da size dua ederler. Nasıl dua ederler? Allah'ım işte eğer onlara imkan verildiğinde ahiret aleminde konuşacaklar. Ben evladımdan memnunum. Ben evladımdan razıyım. O bana güzel şeyler anlattı. Allah'ım ona iyi muamele et vesaire şeklinde dua eder size. Şefaatçi olur, aracı olur Allah'ın huzurunda. Çünkü baba ve anneler evlatlarından dolayı, evlatlar baba annelerinden dolayı mutlaka sorgulanacaklardır. Bu nedenle de burada yaptığınız her iyilik ahiret aleminde önünüze çıkacaktır. Onlar bundan, sizin iyiliklerinizden haberdar olurlar. Evet, sizin iyiliğinizden, yaptığınız şeylerden mutlak manada haberdar olurlar. Ve onların üzerindeki azap hafifler. Azap yoksa, nimet varsa nimet çoğaltılır. Nimet varsa nimetin en üst limitine kadar onlara nasip edilir. Hiçbir şey boşu boşuna değildir. Bir şey daha söyleyeyim. Onları ziyaret etmenin zamanı, zemini yoktur. Yani evden de ziyaret edersiniz, elinizi açarsınız, dua edersiniz. Allah o duayı onlara iletir, haberdar olurlar. İkindiden önce, ikindiden sonra, öğleden sonra, sabah namazından sonra sadece mekruh olan vakit, gece vakti mezarlıkları ziyaret etmek hoş görünmemiştir. Ama Hazreti Peygamber Efendimiz'in vefatından kısa süre önce sabah namazı öncesi, yani saat kaçta, bugünkü saatte, saat gece 3'te, 4 arasında teheccüd vakti Bakî mezarlığını, Medine mezarlığını ziyaret ettiğini biliyoruz Peygamber Efendimiz'in. Demek ki olabilir. Yine Hazreti Fatıma annemizin gece yarısı gömüldüğünü biliyoruz. Böyle gece gömülmeler olmuş, gece ziyaretleri olmuştur. Niçin mekruh sayılmıştır? Kişi tek başına gittiğinde geceleyin, özellikle tek başına gittiğinde bir hışırtı duyar, bir kedi geçer, bir fare geçer, başka bir şey hissedebilir. O psikolojik olarak etkilenebilir. Bunun için de illa gidecekseniz geceleyin, tek başınıza gitmemenizi özellikle tavsiye ediyorum sevgili kardeşim. Evet, teşekkür ediyoruz. Bu herkesin aklına takılan bir soruydu.